Kuchi, popiçi vade, parti semlatıtı. Anne. Anne. Anne, kapıyı açık unutmuşsun. Anne. Anne. Melek, anneciğim bak bana, anneciğim buradayım, anneciğim, Melek bana bak. Anne. Anneciğim, buradayım. Oraya değil anneciğim, bana bak tamam mı? Sen mi yaptın? Şşş. Geçecek anneciğim, geçti. Geçecek tamam mı? Ama bizim buradan bir an önce gitmemiz lazım. Sen olacaklar, hapsolacaklar. Ben sensiz kalacağım. Evet, sen bensiz kalacaksın. Ama yalnız kalmayacaksın. Nasıl? Seni babana götüreceğim. Babama mı? Hı-hı. Hani hep onu sorardın ya bana. Babana gideceğiz işte. Babama. Türkiye'ye. Babana. Memlekete. Burası İstanbul. Bir uçağa daha bineceğiz. Sonra babanın yanına gideceğiz. Muğla'ya. Tamam. Hadi. Oğlum sen benim madem sadıcımsın niye yanımda değilsin? Oğlum Japonlarla olan işi bağladım işte. Ne yapsaydım sadıcımın düğününe elim boş mu gelseydim? Alırım bir aligatoru. O ne lan? Japonca teşekkür ediyorum. Aa, o zaman sana bir arigato.
Hey arigato, yetişebilecek misin oğlum? Alo Sadıç, duyuyor musun? Alo, oğlum duyuyor musun? Alo, Yediz. He, buradayım, buradayım, buradayım. Oğlum bak, kesin yetişebileceksin değil mi? Bak sen siz dün yapmam ona göre. Yok yok, aşk olsun ya. Yıllarca sırt sırta verdik. Bu sırtı benden başkası yumruklayamaz. Ve subhanallah. Haydi haydi, bırak zevzemi, yatla bin uçağa gel, haydi. Buyurun, iyi uçuşlar. Laf sana geliyor ya. Yara sana da uğrayacağım sadece. Kızını babasına emanet et. Maşallah. Çok tatlı. Kardeşiniz değil mi? O benim kızım. Aa yok. Hayatta inanmam. Yok yok. Genç yaşta anne oldum. Birlikte büyüdük işte. Oh, çok güzel. Çok güzel. Babası? O da sizinle birlikte büyüyor mu? Yok. Onunla büyüyünce ayrıldık. Hayırlı olsun. Hayırlısı olmuş. Hayırlısı olsun. Hayırlısı olsun. Çok zor. Bir başına. Gediz ben. Bu arada. Memnun oldum. Nara bende. Nare. Muğla semalarında bir nare daha. Vay canına. Anlamadım. Ya şey, nare çok sık duyulan bir isim değil ya. Ya bizim oralarda da bir destan var. O destanın kahramanının adı da nare. Sefer'in kızı nare. Nasıl? Ya işte kız Sefer'in kızı. Oğlan gariban bir yarıcının oğlu. Ya bunların sevdaları çok eski değil ama türküleri bile var. Yoksa sen o efsanedeki kız mısın? Yok artık. Daha neler. Ama ne? Bence de daha neler. Çünkü rivayete göre kız ya denize düşmüş balık olmuş ya göğe uçmuş kuş olmuş. Nasıl yani? Kimse kıza ne olduğunu bilmiyor. Ya çok sevmişler birbirlerini. Çok hasretlik çekmişler. Sonunda kızı olana kaçmış. Ama tam muratlarına erecekleri gece kız ortadan kaybolmuş. Bir daha kızı ne gören ne de duyan olmuş. Ne olmuş ki kıza? Bilen yok. Kimi diyor denize düştü öldü. Kimi diyor Sefer'in kızı ya bindi bir uçağa gitti Avrupa'ya. Bir de bizim oralarda kavruk var, meczup. Ona sorarsan, ben gördüm ya, alıcı kuş oldu, uçuveriyordu diyor. Efsane işte ya. Kız kuş olup uçarsa, o sevda da dillere dolanır, destan olur. Üzerine türküler yakılır. Bizim gibi romantikler de anlatır, babam anlatır.
sen uçaktaki Nare? Gerçekçi misin, romantik misin? Bilmem. Test yapalım. Test yapalım. Sence hangisi? Ne bence hangisi? Ya adaşın işte ya. Sefer'in kızı Nare. Uçağa binip kaçtı mı? Yoksa alacakuş olup uçtu mu? Bilmem. Belki ne kaçmıştır ne uçmuştur. Belki de yere çakılmıştır. Amma yaptın ya. Amma yaptın ya. Ben sana gerçekçi misin, romantik misin diye soruyorum. Sen dram kraliçesiymişsin. De yere çaktın, öldürdün kızı ya. Ne oldu şimdi canım efsane? Sevdalılardan biri ölürse destan olur. Yaşarsa. Hı. Yaşarsa? Yaşarsa. Yalan olur. Hedefiniz 300 metre ileride. Sağda. Anneciğim. Anne, beni bırakma ne olursun. Anneciğim, yok bu. Anneciğim. Gel anneciğim. Gel de şurada bir elin yüzünü yıkayalım benim güzelliğim. Gel. Bana bak anneciğim. Gel anneciğim, biraz da su iç. Gel. Oh. Aferin benim güzel kızım. Anne, beni bırakma ne olursun. Gel anneciğim. Meleğim. Başımıza gelenleri biliyorsun. Başka bir yere gidelim. İkimiz kaçalım. Melek. Yarına kalmaz beni tutuklarlar. Deden ona bıraktım torbayı almıştır. Eve gelmiştir. Bütün olanları görmüştür. E ben Türkiye'ye kaçmışım kızım. Polisin bizi bulması kaç saat sürer sanıyorsun? Anneciğim ne olur biraz düşün. Ne olur anneciğim, ne olur. Korkma anneciğim, tamam. Tamam. Bana bak. Seni en az benim kadar iyi koruyabilecek birine götürüyorum. Baban hep senin yanında olacak. İnan bana. Ya babam beni istemezse? Aa, insan kendi kızını istemez mi hiç? Peki ya sevmezsin? Sevecek. Baban seni hep sevecek. Ama seni hep sevmedi. Ama bir zamanlar sevdi.
Babam beni sevmeyeceği zamana kadar sen geri gelirsin. Değil mi anne? Kerim Efe'nin oğulları sadıçlarıyla zeybek oynayacak. Koca dağların sahibi kimdir? Erimiz, yiğidi kimdir? Efemiz. Yiğit kime derler? Sözünün erine. Efesiyle can verene. Korkak kime derler? Sözünden dönüp aman dileyene. Sözünde durmayan bacının öz kızanı. Olsun mu? Olsun. Şu dualı yatağın böğrüne batsın mı? Batsın. Doğru söylediğinize nasuh tövbesi olsun mu? Olsun. Haydi bu refüler. Allah be. Thank you.
Bağıracak o kuş. Nare bu nare. Sana. Kızını getirdim Sancar Efendi. Sefir'in kızı mı bu? He o. Meğer destan can vermemiş, can bulmuş. Yavrulamış lan, yavrulamış. Hastam annen. Niye geldiniz? Çünkü sen benim babamsın. Ben senin baban değilim, tamam mı? Ama annem öyle söyledi. Senin annen çok güzel masal anlatır ufaklık. Anlattığı masalla inanırsın. Söyle, geleceğim birazdan. Anne. Kız dışarı gönder. Anneciğim. Bizi biraz dışarıda bekler misin? Biz konuşalım. Bunu düşürdün aşağıda. Başkasından peydahladığın kızı bana mı yamamaya geldin? O senin kızın. Ben sana bir kere kandım Sefir'in kızı. Tekrar olmaz.
DNA testi yaptır. Hiçbir halt yaptırmıyorum. Al kızın, defol git buradan. Beni yarı yolda bıraktığın gibi. Kendi kızını da yarı yolda bırakmazsın değil mi Sancar Efe? Bak. Ben seni bırakmadım. Sen beni bıraktın. Evlenen ben değilim. Düğün günümü bekledin. Seni unutmamı hazmedemedin. Unuttum mu Sancar Efe? Sen gir. Ne düğünün, ne karın, ne de bana olan nefretin umurumda. Ben sana kızını getirdim. Sus! Benim senden bir kızım yok. Benim bir kızım olacaksa beni odada bekleyen karımdan olacak. Anladın mı? Şimdi kızını al, defol git buradan. Gel! Gel buraya! Gel! Bırak annemi! Sancar, ya, bırak, ya. Dur! Yahya! Sancar, bırak! Bırak dedim! Abi, götür bunları havaalanına. Abi bu saatte uçak yoktu. O zaman bir otele götür. Bizim otellerden birine mi? Yahya, nereye götürürsen götür. Al şunları gözümün önünden. Gözünün önünden gitsem ne olacak? Bu yaptığınla yaşayabilecek misin? Yahya, götür lan şunları. Gidelim mi? Bırak. Efelik bu mu Sancar Efe? Kendi kızını reddetmek mi? O zaman tüküreyim senin efeliğine. Bir daha sakın benim karşıma çıkma. Beni yaktığın gibi seni yakarım Sefil'in kızı. Bak yemin olsun yakarım. Keşke senin kızın olmasaydım. Anneciğim, sana bunları yaşattığım için özür dilerim. Gidelim mi buradan? Gidelim buradan. Hadi. Abi, nerede la? Dışarıdalar, git gece gece yalnız kalmasın. Geldik. Otele gidemeyiz çünkü. Polis bulur. Burası neresi peki? Dedem bu zeytinlikte yarıcılık yapardı. İş olunca da ailecek burada kalırlardı. Yarıcı ne demek peki? Yarıcı... zeytin ağaçlarına bakar, zeytinleri toplar, onlardan yağ yapar.
Karşılığında da maaş olarak ürünün yarısını alır. Bütün sene onunla ailesini geçindirir. Çok mu fakirlerdi peki? Burada nasıl yaşıyorlardı ki? Onu da kendin keşfedeceksin artık. Hadi. Dokunma, dokunma anneciğim, dokunma, dokunma. Kalamam ben burada, kalamam. Ben sana ama kalamam. Uyuyamayız burada, hadi gel. Yürü, yürü. Nerede yatacağız? Arabayı bir yere çeker, orada yatarız. Mümkün değil. İki genç hanımın arabada uyumasına izin veremem. Merhaba. Gediz ben. Uçakta tanışamamıştık. Gediz Bey. Siz... nasıl... Sizi takip ettim. Hadi eve gidelim. Annem beni orada azarlasın. Sizi o mu gönderdi? O gönderdi demek isterdim ama düşünemedi. Düşünemiyordur da zaten şimdi. Müsaade edin onun yerine ben düşüneyim. Sizi rahat bir eve, sıcak bir yatağa götüreyim, olur mu? Yalnızsanız olmaz malum. Ama eşiniz falan varsa... Bir eşim yok. Ama namusunuzu koruyacak bir annem, bir de ablam var. Yeter mi? Eğer yetmezse bizim otellerden birine de yerleştirebilirim sizi. Böylece aklım sizde kalmaz. Ev olur. Gidelim. Şahane. Buyurun. Lütfen, lütfen. Öyle buyurun. Gel anneciğim. Gediz Bey, biz böyle geldik ama ailenize rahatsızlık vermeyelim. Aa, gören de sizi akıllı uslu kız sanar. Koca ev onu konağını da attınız ya, bu ne çekingenlik. Gediz Bey. Tamam, sustum. Valizler kalsın. Böyle buyurun. Nareciğim hoş geldin. Gel abla. Hoş geldin. Hiç şaşkın şaşkın bakma, bu serseri benim kardeşim. Aa, hani senin yurt dışında okuyan bir kardeşim vardı. Ya işte sen buralardayken ben değilmişim. Tanışamadık. Kısmet bugüneymiş. Çayda demliği veren mi? Düğün basmış kadınla maziye anarken ağzınız diliniz kurumasın. Anlaşıldı.
Alıcığım sen misafirlerimizi odalarına çıkar. Gidelim biz. Nareciğim, Nareciğim. Biz seni hiçbir yere göndermeyiz. Boşuna uğraşma. Bak zaten çocuğun gözünden uyku akıyor. Hadi. Hadi. Nerede? Hallediyoruz biz. Devam et. Yukarı. Gerek yok. Aldırırız biz.